Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden huden linnâsi ve beyinâti minel huda vel furkan. Ses iyidir. İyi mi? Arkadaşlar, size kısaca bir malumat vereceğim. O malumat penceresiyle bakışınız, olayınız, olayı yorumlamanız inşallah değişecek. Oruç, savm, siyam. Üçü farklıdır. Şimdiye kadar mektubatı okurken ben de dahil sayfa 398 değil mi? Ramazan Risalesi. Savmı da siyamı da hem önce oruç dedik. Bakalım o mu? Üstad Hazretleri dört tane tabir kullanıyor Risale, şeyde, Ramazan Risalesi'ne. Yani bakış çok önemli. Yani şu anda bakış tarzı Ramazan Risalesi'ndeki oruç tutuşumuzda, oruca bakışımızda çok farklı olacak. Bir, Ramazan-ı Şerif kullanıyor. İki, oruç kullanıyor. Üç, savun kullanıyor. Dört, siyah. Oruçtan bahsediyorum. Oruçtan bahsetmeden ruhla cesit ilişkisini anlatayım. Şimdi bu binada oturuyorsunuz. Binanın dışında olan bir insan sizi tanımıyor. Binanın cephesine bakarak sizin duygularınızı, fikirlerinizi, arzularınızı, meyillerinizi, ruhsal donanımlarınızı bilebilir mi? Bilemez. Aynen bu örnek gibi binanın içinde, dairede ürersiniz, doğarsınız, doldurursunuz, boşaltırsınız tuvalet, yatarsınız, namaz kılarsınız, ev. Ne kadar farklı seninle? Sen ev arası. Aynen bu örnek gibi ruhla ceset arasındaki ilişki bu. Ruhun kıyama, salatla kıyama kattığı yer cesettir. En kutsi mabet cesettir. Sen namazı burada kılıyorsun. Farzdır dışarıda. Ruh salatla diyor. Salat namaz diye yorumladık. Namaz da var için ama salatın sırf manası namaz değil. Salat ruhun cesetteki kıyamıdır. Ruh cesette kıyam bulursa ceset arzda, toprakta secde eder, namaz kılar. Ruhun cesetteki durumu salattır. Cesedin, bedenin arzdaki ifadelenişi, onun ifadelenişi secdedir. Bu farkı anladık. Arkadaşlar, evde elektrik tesisatı var. Su tesisatı var, tuvaleti var, doldur, yatak var vesaire. Elektrik tesisatına misal sinir sistemidir. Sinir. Su şebekesine misal kanlarımızdır. Tamam mı? Hislerimiz. Hayatiyet, hisler. Öteki tarafta duvara yıkılmasıyla adam orada oturur, ölmez. Korkmayın, cesedinize bir şey olursa. İşte arkadaşlar, evinizin çatısını, penceresini, demir kapıyı, giriş kapısını ve tuvaletini. Tuvalet deliklerinde fare çıkıyor. Erba habiseler çıkıyor. Dört deliğini kapatınız. Yani oruç cesededir. Cesedin oruç tutması, yemez, içmez, delikleri kapatır. İçeride oturan adam sağ dilini, kulağını, gözünü, bunu haramdan uzak tutmak, oruç tutturmak, bu sağ. Değişti değil. İçsel alemdeki, vicdaniyatındaki seyahat, tefekkür, teslim, tevekkül, imanda boyutlaşmak da siyamdır. Dört çeşit abdestlerden başlayıp dersime giriyorum.
Demek ki bu Ramazan'da oruçta mıyız? Savda mıyız? Siyamda mıyız? Fark edeceğiz. Hangisinde? Ama sakın zannetmeyin. Yeis o. Yeis mani erkeman. 10 dakika koca günde siyamda olabilirsin. 5 saat sam. Uyuyorsun. 2-3 saatte yatakta uyandın. Yemedin için uyanıklık hali. 2-3 saat oruç tutturdun. Şimdi oruç, oruçta üçünü de birden dolaşabilirsin. Üçü birden. Yani ille komple bir gün siyamda olmazsın. Onun için düşe kalka. Allah nasip etsin inşallah siyamda olmayı. Siyamda olmaya diğerlerinde zaten içindedir. Üniversite diplomasını getirene ilkokul diploma var mı sorulmaz. Şimdi abdestten bahsediyorum. Bunlar hep külliyattan toplamış olduğum şeyler. Kısaca anlatıyorum. Bir, abdestin farzı 4'tür. Cesedidir. Delikleri kapatmaktır. Menfezleri kapatmaktır. El yüz, kafa ve ayak. Bu cesedin abdestidir. Bir de duyguların abdesti var. Duygunun abdesti, duygularımızı abdest aldıracağız. Gurur, suizan, ucup, bir de neydi? Kibir miydi? He? Bir daha sayayım. Gurur, kibir, suizan, yeis. Yeis. Bu da duyguların abdestidir. Ruhun abdestinden bahsediyorum. Ruhun abdesti. Tezkiye-i nefs etmemek. Nefsini temize çıkarmamak. 26. sözün zeyli. Ruhun abdestinden bahsediyor. Bir, abdestin farzı. Nefsini temize çıkarmamak. İki, kendini unutmamak. Yani olaylarda, hizmetlerde öne çıkartmaz. Ücretli öne çıkarır. Buna abdest aldırmak, bu tarafımıza. Hizmetkar olacağız. Dava adamı olacağız. Kendine haber olmamak yok. Üçüncü abdest. Şu. Nefsinde yalnız kusuru ve naksi ve aksi ve fatri görüp bütün mehasi ve kemalatını Fatih-i Zülcelal tarafından ona ise insan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp par yerine şükür ve temettü yerine hamd etmektir. Yani kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını farkta bilmektir. Bu da ruhun üçüncü abdest farzı. Dördüncü abdest. Nefis kendini müstakil ve serbest bilir. Manayı harfiyle ve manayı ismiyle fark etmesi lazım. Kendini müstakil değil, her an tasarruf ilahi altında olduğunu fikredip, mahsedip, zevk etmesidir. Bu da ruhun abdesti. Son abdest, 4. Abdestin farzı 4'tür. Her bir tanesine 4 tane getiririz. Vicdanın abdesti. İbadetullah, muhabbetullah, müşahadetullah, bir de marifetullah. Abdest. Hangi abdestteyiz o zaman? Abdestin hangi cins? Ha, biz yalnız gençler çok olduğu için normal abdest alıyoruz arkadaşlar. Bu deli Hasan, manyak Hasan'a bakmayın. Normal abdest aldık. Şimdi dersten sonra demesin ne var? Bir abdest biliyorduk. Başka bir abdestler çıktı. Biz arkaya geçtik daha.
arkaya geçtik. Allah Resulü hiçbir zaman esnememiş. Hep de bu şeytanın düdüğü zaten. Bir de hiç gaz kaçırmamış. Şey diyor ki, alimler, özür dilerim bilmek lazım. O üç harfli cinlerin ölü haliymiş. Veya ruhun gelen erba habiseleri gebertiyor, tuvalet yani gaz, bağırsaklarla gaz olarak atıyor. O ona giremediği için onun da ölüm yok. Yani atılandır. Peki bu atıldığı için o kanal yırtılıyor. Onun için abdesti, bedenin abdesti bozuluyor. Tamam. Ama adam geçer vicdan abdestindedir. Hangi abdest bozulursa bozulur, kırılır. Her tarafı kan aksın, fark etmez. Şimdi bir tane siyamdan okuyayım, bir tanesini de oruçtan okuyayım. Sormak isteyen var mı bir şey? Bunlar ben burayı tuhafıma gitti anlamadım. Yok. Anlamış kabul ediyoruz. Dokuzuncu nükte Ramazan Risalesi. Oruç. Oruçtan bahsediyorum. Sağımdan değil, siyamdan değil. Oruç. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aksini göstermek ve ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerine bir hikmeti şudur ki, bakın nefis. Nefisi simgeleyelim. Ben size bir kitap kadar inan malumat veriyorum kısacası. Senelerce uğraşıyorsun. Nefis nedir? Kötüleri isteyen duygu. Bak. Az uyumak, az yemek nefse vurulan darbedir. Öyle mi? Öyle diyor diyoruz. Az yemek, az uyumak. Peki biz çok iyi biliyoruz ki az yemek, az uyumak cesede vurulan darbedir. Ama ona din cesede vurulan darbeyi nefis demiş. Ha, cesedi makineye koyalım, özünü alalım, meyvenin özünü alır gibi. Cesedin özünü alırsak hissiyattır, o komple kaynayan bütün hissiyatların toplam adına nefis denilir. Hissiyatlar donmuş, ceset olmuş. Ha? Şimdi oruç kimeydi? Cesediydi. Cinsellikten uzak olmak, cinsellikten uzak olmak ve yememek, içmemek. Delikleri kapatmak cesediydi. Burada ne diyor? Şu noktadan bakın şimdi, cesediydi oruç. Oruca diyor ki, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aksini göstermek ve ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerin hikmeti şudur ki. Orucu anlatırken bak ne anlatıyor? Nefse anlatıyor. Nefse çakılıyor. Siyam ruha, saum duygulara. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis anladık değil mi? Simgeledi. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Oradan zaten yapıyor. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak müsaade etmemiş. Şeytana, cinlere, ervah habiselere direkt ruha müdahale edemiyor. Bozamıyor. Yok. Böyle bir şansları yok. Ancak cesede müdahale ederek cesette bozmak istiyor. Cesette ne var? Vehim var. Nefsin oku vehimdir. Şeytanın oku vesvesedir. Vesvese mülktür, vehim meleküttür. Yani şoför araba, buz, su. Şunu buz kabul edin. Buz vesvesedir. Su ise vehimdir. Batını, arka tarafı. Dolayısıyla vehim dahilidir. Vesvese haricidir. O zaman o mahluklar vesvese ile vehmi tahrik eder. Ne yapar? Vehmin özelliği şu. Unutmayın bunu da. İstifade ettiğim bir mevzu. Korkutarak ruhu çökertmek. Allah'tan, Allah bile. Böyle çok korkmak, eyvah imanım mı gitti falan. Bu dini değil. Rahatsızlıktır. Korkmak ruhsal yapının çöküntüsüdür. Veya onun habercisidir. Oysa Allah'ı sevmek hiçbir zaman ruh çökmez. Sevmek
Sevmekte çöküntü yoktur. Korkunun ifratında çöküntü vardır. Sevginin ifratında kesinlikle çöküntü yoktur. Çöküntünün seviye kadar korku dini değildir. O aşağılığın vehmidir. Yani vehmini dinleme diyor Üstad. Asılsız vehmini dinleme. Vehim şöyle yapar. Bir bedensel bir zaafa düştüğünüz zaman korkunç bir hastalık, kronik bir şey, bir ciddi bir rahatsızlık geçirince travma gibi, trafik kazası gibi, aniden bir karanlıkta şey yapmak gibi veya yukarıdan düşmek gibi bir travma deniliyor, bir şey, bir boşluk oluyor insanda. Boşluk olunca vehim diyor ki tamam. Hemen saldırıya geçiyor. Eyvah öleceksin. Tamam, beyin kanaması olacak. Kalbin şey yapacak. Aa, pat 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 yaptı diyor. Zaten heyecanlanınca gitti. Gider tabii. Hiç unutma. Ölmek. Ölüyorsun. Ölmek istesen de ölemezsin. Öyle bir şey yok yani. İstemeyle ölünmüyor ki. Ölüyorum demeyle ölesin. Vehim falan. İmansızsın falan, kafirsin, kafir yapacaksın, öleceksin, yok olacaksın, Allah şey yaparsan, atlarsan diye. Bu sefer bu şey yapınca vehim böyle oluyor. Bu sefer o vehim şeyi dürtüyor, ilk dürtüyor, sinirleri. Sinirleri dürtünce terlemeye başlıyoruz, ateş yükseliyor. Tamam, bunu Muhyiddin Arabi seyahat ederken söylüyor. Ona ateş şey diyor, ateş yükselince tansiyon zirveye çıkıyor. Tansiyonların %90'ı vehimdir. Belki de %99'dir. Vehim. Ondan sinirler basınca ateş yükseliyor. Ateş yükselince eyvah. Hadi bakalım dil altı koy, bilmem ne. Hep bu. Peki ne yapacağız? Hiç emniyet vermeyeceğiz. Bu tür sorunları varsa sitede bir ders var geçen cumartesi. Panik atak ve depresyonun sebepleri ve çareleri diye. Külliyattan. Bak buralardan yanaşır, çaresi bu. Ustadımız koymuş. Yanaşır, çaresi bu. Yanaşır, çaresi bu. Hatta kardeş biraz kendini seyretmeyi bil, cesetle. Bir tanesi bugün diyor ki, abi diyor ya benim nefsim, benim ruhum iki tane niye var? Kardeşim bir pil bile ya. Artı ve eksi kutup olmasa cereyan akmaz ya. Ampul da burada, ampul burada yanacak. Eksi, artı, ampul yansın. Allah Allah, ampul bile yanmaz kardeşim iki zıt kutup ama. Benim nefsim, benim nefsim ceset. İçinde oturan ruh. Ben de seyrediyorum ikisi. İnan, eğer ceset fark ettiğin zaman bak şimdi ateşi kalktı mı? Çaresini söylüyorum, çok pratik. Baktın ki ateşe, bak ya ölüyor falan. Hemen şunu diyebilirsen, ulan sensin haşallah. Tak o zaman içini. Sensin lan. Sensin. Şeytan. Vehmi, vehim de siniri. Sinir de ateşim yüksek. Ulan sen yapıyorsun lan dediğin zaman anda ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanıdığın anda yok olur. Tanıtsan gider, tanımasan gider. Bu kadar basit. Eğer bu dediğimi yapmazsan doğru doktor dil altı alacaksın. Ama ben kafa üstü koyuyorum şimdi size. Dilin altına da değil, üstü koyuyorum. Bu kadar basit. Sensin lan. Dediğin anda, tanıdığın anda o uygula işte ve seslersen tanısan gider, tanımasan gelir. Bu kadar basittir. Sensin lan. Tanıdım lan seni diyeceksin. Böyle daline niiii yapıyor bu sıra. Bak bu akşam orucun çeşitlerini öğrendik. Abdest çeşitlerini öğrendik. Ceset-ruh ilişkisini öğrendik. Şimdi orucun cesedi olduğunu, sağımın duygulara olduğunu, siyamın ruha olduğunu öğrendik. Şimdi cesede vuruyor. Diyor ki, yollarının delikleri kapatmak, oruç. Kapattık, ruh diyor ki, of be ya. Hani var ya bir resim var, peşin satanlar, taksit satanlar. Dükkanlarda koymuş ya. Ruh rahat diyor içeride. Ötekisi feveran ediyor. Bağırıp çağırıyor. Evet. Çatıyı kapattın. Bir. Çerçeveleri kapattın. Pencereleri kapattın. İki. Dış kapıyı kapat. Üç. Bir de tuvaletleri kapat. Tuvalet deliklerini. Orada fareler çıktığı gibi erbağ habisi. Tamam. Ruh of be diyor ya.
emniyetteyiz. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Hadi bir şey ya, böyle bir şey koymuş bize. Yani oyun geliyor bize. Bunları söyleyen hep onlar. Bak, nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Firavunane rububiyet istiyor. Rububiyet, Rab şu. Benim dediğim olsun. Nurcularda da bu sorun var. Yani ben diğer cemaatler demiyorum. Onlar daha şey bir şey yok. Sağ salim gidiyorlar. Bizde sorun rububiyette var. Laikalarda sorun yok. Tevhid anlayışımızda hiçbirimizde farklılık yok. Haşirde farklılık yok. Laikalarda var. Meslek anlayışında. Ben mi sen mi? Allah ayetinde diyor ki birbirinizi Rab edinmeyiniz. Ha bizimle ne alakası var canım? O ayet başkalarına gelmiş. Ya. Sokaktakilere. Bana gelmiş bana. Rab edinme. Kitap ne diyorsa yap, bırakıp da abim bir hikmeti var diyorsam o benim Rabbimdir. Haram. Yanlışsa hikmeti vardır. Birbirinizi Rab edinmeyiniz. Bak. Tanımak istemiyor nefis. Firavuna ne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Damar kalıyor. Ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım, benden bahsedeyim, benim etrafımda olsun. Pergel insan. Pergeli koyunca ucunu o merkezde döner. Nefis böyle ya. Sizin evinizde yok mu? Haşa ve kella sizde olur mu? Bizde olur, bende olur. Hepimizde bu var. Bak bacak kadar çocuk, 2 yaşında. Kumun üzerinden atlayacak. Hey hey baksana bak atlıyorum. Enaniyete bak yani. Herkes baksın da atlayayım. Enaniyet bu. Öyle değil mi? 2 yaşında çocuk. Hey deyince. Acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey. Bebek. O da oynuyor. Allah Allah. Okşanınca sanki ateşe üfler gibi ya. Bu ene daha dolduğunda var ya. Fark et. Sensin lan de. Uysan bile tanıyorum lan seni. Bana bunu sen yaptırdın ama tanıyorum. Ben salak değilim. Tamam. Ahmam ama salak değil. Diyeceksin. Tanı onu ya. İlk önce onu. Tanısan gider. Çok antika oluyor. Böyle şimdi vücuduna biraz hakim olur mu? Mesela bir tane vehimli diyor. Aa elektrikler kesildi. Yani sinirleri bozuldu adam. Sinir sistemi bayağı. Eyvah benim ruhum gitti lan. Sinir, elektrik kesildiyse mum yak kardeşim. Allah Allah. Yani çok mu mühim yani? Sinir bozulduysa. Doluyor işte. Dolduruyor. Sakin. Allah Allah. Allah Resulü öyle demiş. Sinirlerin bozuldu mu? Resulullah'ın pratik bir çözümü. Kadınlara diyor. Kadınlar daha iyisi oldukları için rahatsız oluyorlar. Ya Resulallah rahatsız oluyoruz dedi hanımlar. Gece biz rahatsız oluyoruz. Allah Resulü dedi ki kadına kafana zeytinyağı sür dedi. Zeytinyağı. O mahluklar hiç ondan hoşlanmıyorlar. Kokusun gülce bana. Nefret ediyorlar. Kafanı sür, gündüz yıkan. Zeytinyağı sürersin. Acayip. Çünkü Allah Resulü'nün hadisi var. Yiyin, için, sürünün. Çok tuhaf bir şey. Hem de saçınızı da besler yani. Emer yani deride. Vücudun yandı. Yak, sür yani zeytinyağı. Ah değil mi şimdi? Bazen ben de diyor, bugün mesela birisi aradı. Çocuk doktoru. Ya abi diyor ya, sıkıntı oluyor. Dedim ya, eczanelerde pompa satılıyor çocuklar için, süt pompası. 2 tane al, 1 tane burana koy, 1 tane ağzına. İkisi arasında kabloyu bağla, yani hortum. Ta beyninin içine Kur'an'ı oku. Bak ne oluyor, nasıl horon oynattırıyorsun beyinde. Burada okuyunca Abdülsamet böylelikle yapmaya çalışıyor içeriye. Daha hakim olayım, okumaya hakim olayım diye yapıyor adam. Tamam. Sese hakim olayım. Yoksa böyle gidiyor, buraya az geliyor. Böyle getirmeye çalışıyor, dalgalandırıp. Biz onun çaresini bulduk. Süt pompası, eczanede satılıyor. 1 tane buraya koy. Sapın şeylidir, pompalıdır. Onu at. Deliklidir. 1 tane buraya koy, sol. 1 tane daha ağzına. Şeyle, hortumla bağla.
Er-Rahmanu allama'l-Kur'an. Hasan, bunlar ne anlatıyor? Ne anlatıyor kardeş? Derse niye geldiniz? Sorunlarınıza dert olacak da. Bu kadar basit yani, pratik. Beyninin içinde Kur'an orada okunuyor. Abi, niye demişler öyle? Ha, eskide bu yoktu. Hayvanın boynuzuyla yapıyorlarmış. Yatırıyormuş hastayı. O sahabe-i kiram, Allah Resulü boynuzla hacamat yapmış. Boynuzun için çıkmış, boynuz var ya. Eski hayvanlar mı demek ki kalın? Onu koyup hacamat yapıyormuş. Şimdi kulaklık var mısın abi? Kulaklık işte, nasıl bir kulaklık? Kulaklık yapıyorsun yani, telefon kulaklık. O okuyan değil, sen okuyacaksın. O yani telefonla açıp Kur'an okumak değil. Senin olacak. Sen okuyacaksın. İyi ki sordun. Ağzına getirme onun için dedi. Öyle bir yerde yok çünkü o kendisi değil. Kelamın içinde kendisi değil. Onun için İmam Ebu Yusuf diyor ki şöyle diyor, kulakla duyduğunuz yani kendisi olmayan burada tamam. Eğer aletle duyduğunuz ayetin seyif secdesi varsa seyif secde yapmak vacip değil. İmam Ebu Yusuf diyor. İmam Hasan vaciptir diyor da. İmam Ebu Yusuf da böyle diyor bakın. Hani seyif secdesi yapılacak ayetler var ya. Ona vacip ama diyor ki kendisi olmayan ses de kendisi değildir bir vasıtadır. Böyle diyor yani. Çok antika. Yani bildin mi o için dedim. Kedi fare oynar gibi oynarsın. O damarında kalır fakat açlıkla o damarı kırılır. Açlık acayip bir şey. Delikleri kapattın mı? Püh. Çok acayip. İki saat. İki saat sigarasız duramayan adam. 10 küsur saat nasıl duruyor biliyor musunuz? Sigara bedenseldir. Oruç ise itikattır, ruhsaldır. Oruç tutan inandığı için siyamdadır. Siyamda olan sağmı sağmda orucu baskı yapıp onu devre dışı yapıyordu onda. Orucun dışında siyamda olmadığı için içmeden duramaz. Oruçta siyamda olduğu için oluyor. Yani arkaya geçiyor ruh. Diyor ki inanç, iman ruha, ruh akla. Ey ceset isteme. Boşuna isteme, içmeyecek bu. Kıçının üzerine oturuyor. Çünkü sen arkadasın. Melekutiyeti geçme provası yaptırıyor işte oruçta. Eğer ruhta olmayan bir insan sigaradan kurtulamaz. Ama oruçta ruha geçiyor, cesedin arkası geçince cesedi bloke ediyor. 10 saat nasıl duruyor? Hiç de canım istiyor. Ne diyoruz herkesin ağzına şu. Ramazan'ın hikmeti ya. İfade edemiyor ki. Ramazan hikmeti ya. Ben sigarası duramam dedim ama bak acayip bir şey ya. Çünkü sen oruç tuttuğunu zannediyorsun. Oruç cesedidir. Siyamda olduğun için ha. Ama gene dayanamıyorum ya. Kafam vuruyor. O zaman oruç tutuyorsun. Siyama geç. Fakat açlık o damarı kırılıyor. Şu rububiyeti. Allah kimseyi, düşmanımızı dahi derler ecdadımız. Açlıkla imtihan etmesin. Çok kötü bir şey. Her şeyi yaptırır adama. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Adam ol adam. Buna diyor. Buna adam ol diyor. Neyle? Açlıkla. Delikleri kapattın ya. Bitti. Acayip bir şey ya. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Olmuş ha. Bu hikaye değil. Hadiste geçiyor. Nefis kürsüden verilmiş ya. Ben benim sen sensin demiş. Adama bak yani. Niye şaşırıyoruz? Diyenler var. Öyle değil mi? Allah Allah işte ben de benim diyor tabi estağfurullah. Ya böyle bir şey demiyor. Adam inkar etmeyle diyor. Adam Allah'ın isyan ederek İslamiyet'in son çizgisi olan oruçtan oruç tutmamakla diyor. Sen sensin ben benim. Bunun başka izahı var mı? Bak
pergeli koydum. En merkezde kelime-i şehadet, namaz kılmak. Mesela en son çizgi nedir biliyor musunuz? Oruç tutmak. Oruç toplumsal bir ibadetin hakikatini barındırıyor. Yani namaz bir derece gizli kılabilirsin bir keşfede. Hani iş yerinde hissettirmezsen. Zekatı da, hacı da çaktın. Ama orucu ilan etmemiş, mümkün değil, yapamazsın toplumda. Onun için şairin en kuvvetlisidir. Bu noktada muhalefet eden insan ismine layık değildir. Öyle diyoruz da. Oruç son çizgidir İslamiyet'in. Biliyorsunuz İslamiyet eylemdir. İman itikattır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, peygambere inanmak, mak. Namaza inanmak, oruca inanmak. Var mı? Hayır. Namazı kılmak, orucu tutmak. Eylem bu. Gitmek hacca, vermek, zekat. Eylem varsa İslam vardır, eylem yoksa İslam yoktur. Çünkü İslam eylemdir. İslam itikat değil ki. İslam eylemdir, iman itikattır. Son çizgi oruçtur. Orucun dışına çıkan insanlıktan da düşmüştür diyoruz da. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş. Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş. Ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente, ben, sen sen demiş. Ne hadi, bu olmuş mu arkadaşlar? İkinci kez soruyorum. Olmuş mudur acaba? Olmuş. Bizde var mı bu adam? Allah'a kafa tutan bizde mi? Vay namussuz. Bizde duruyor. Bizde duruyor. Bizdeymiş bu. Ne yapacağız? Cenab-ı Hak bize söylüyor. Hangi nevi azap vermiş, en aniyetten vazgeçmemiş. Kafa yemiş ama gene kafa kaldırmış. Hastalık bile Allah demiş, tamam. Sihat bulmuş gene aynı bela. Aynı ya. Bu acayip bir tuhaf ya. Fakat Cenab-ı Hak bilmiyor mu mahluk onu? Bak nereden çakıyor. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış, yine sormuş. El freni çek, takos koy. Men ene ve ma ente. Nefis demiş ki, ente Rabbir Rahim ve ennel abdükel aciz. Yani sen benim Rabbir Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdinim. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Tek bir çare var. Bedene hükmetmenin şeyi, o emirlerin kutsiyet kazanıp farz olması lazım ki ancak bedene hükmedesin. 2 saat sigarasız, birkaç saat yemeksiz duramayan adam 10 küsur saat şimdi mesela olacak. İman, itikat, ruha, ruh beyne, beyin cesede diyor ki isteme, mümkün değil, almayacak. Çünkü siyam ve samda olduğu için oruç rahat tutuluyor. Oruçta zorlananlar oruç tuttukları içindir. Oruç tutanlar sağma geçerlerse daha rahat ederler. Siyama geçerlerse hiç almaz. Şimdi siyamdan okuyayım bir tane. Bir tane de siyam. Şimdi oruç okumuştuk. Orucu gördük. Delikleri kapatma. Yeme, içme vesaire. Şimdi siyam. Artık bundan sonra Abdülaziz anladık değil mi? Siyam, sağma, oruç fark. Farklı. Şimdi bu ders yaparken Ramazan-ı Şerif'teki siyamın yani orucun, yani aç olmanın değil yani. Ama siyamın içinde samda oruç da var da ama sırf o değil demek istiyorum. Yani üniversiteyi bitirene ilkokul, ortaokul, lise diploması içerisinde var. Ama yani sırf o değil demek istiyorum. Ramazan-ı Şerif'in siyamı, bak açlıkla alakası var mı? Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle. Siyam, yani ilk cümle, bakış tarzı, Kur'an-ı Kerim nüzul etti Ramazan'da. Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzul olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile o semavi kitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı sufliyesinden ve malayaniyat halatından tecerüt ve ek ve şürbün terkiyle
Melekiyet vaziyetine benzemek. Yani Allah'ın halifesi insan ya. Allah'ı en güzel gösteren insandır. En güzel aynadarlık yapan insandır. Allah haşa yemez içmez cinsel ihtiyacı olmaz. Yemez içmez. Bunu en güzel gösteren insandır. O da Ramazan'da oluyor. Samet aynası olmak kolay bir iş değil ya. İşte meleklere benziyor. Melekler gene yaptıkları şey lezzetlidir. Yani ibadetleri lezzetlidir. Mesela bazı melekler var, kokudan lezzet alıyor. Bazı Kur'an'dan lezzet alıyor. İnsan ise bunu da aşıyor. Yani yemez, içmez Allah'ın bu yönüne ne demek biliyor musunuz bu? Bu ne demek biliyor musun? Cilve-i fert ve cilve-i ehadiyete en cami bir ayna Ramazan'da oluyor demektir. Bak Allah yemez içmez. Cinsel şeylerden uzaktır, tamam. Ona benziyoruz Ramazan'da. Yani halifesi oluyoruz. Daha ilerisi yok. Daha ilerisi cilve-i ferdiyet ve cilve-i ehadiyetin en son dairesinde sensin. Ne demek? Kendisi anlatsın. Taayyum ve Cenab-ı Hak insanın ruhunda Ramazan'da taayyum ve teşahhus ediyor. Sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine en azami zemin Ramazan'da oluyor. O halet. Halet-i rüye. Musa aleyhisselam demiş ki ya Rabbi, ya her tarafta görüyorum Muhammed var, Habib, Habibullah. Ben Kelim, Kelimullah. Ne fark var diyor. Demiştim hatırlarsınız. Diyor ki, Kelim odur ki, dost o beni arar, Kelim beni arar. Ben ise Habibi ararım. Kelim diyor, beni bulması için 40 gün ibadet, gecede sahip kayım olur, ayakta olur. Benimle buluşması için 40 gün böyle geçmesi lazım. Kelim, Kelimullah. Habibullah ise diyor, döşeğinde yatarken ben Cibril'i gönderirim ve davet ederim. Ben onu davet ederim. Ben onun artık gören gözü, işiten kulağı vesaire. İşte bu sır Muhammed ümmetinde var. Ramazan'da mazhar olunuyor. Allah mazhar etsin inşallah. Amin. Allah siyahında olmamızı nasip eylesin. Amin. Amin ya Rabbi. Muhammed'in hürmetine ya Rabbi. Ya. Allah siyahını tutturmayı nasip etsin. Amin. Ya Rabbi ya. Benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahiyi güya geldiği anın usulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi haletle mazhar olunur. Allah Allah. Kur'an üç şekilde dinlenilir. Mesnevi Nuriye 140 burada da söylüyor. Bir, şuraya bakın, bunu kesbetmek fıtratımızda var, özellik var. Nasıl? Bu hayal değil, hakikattır. Bir, Allah Cebrail'i anlatırken, Kur'an'ı vahiy ederken, sen kenarda dinliyormuş gibi ol. Şu seviyeye bak ya. Kur'an'ı Allah Cebrail'i anlatıyor, ben de söylüyorum. Bu haleti kesbetmeye çalış. Veya Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselama Kur'an'ı talim ederken kenarda dinler gibi ol. Veya Muhammed aleyhisselatü vesselam tebliğ kürsüsünde sahabe-i kirama, insanlığa Kur'an'ı tebliğ ederken dinler gibi ol. Bu ne demek olduğunu anlatsam belki bu kürsüde beni indirirsiniz. Bunu ustad 19. söz mektubun başında söylüyor. Tek bir imam var, tek.
Mihrabı neresi? Medine bir mihrab. Mekke bir minber. Tek bir insan namaz kılıyor. Kainat kuruluyordu tek bir insan. Diğerleri onun temessülatı. İmam. Bir kaç tane saf var? 14 saf. Biz ona iktida ettik. Namaz kılarak namazına iktida ettik. İmam tek kardeş. Daha girmeyeceğim. Anladınız. 14 tane saf var. Saf içinde saf. Yani safın içinde imamlık tek bir imam aslında. Tek bir namaz kılınıyor. Kainat kurulu döndü bir tek bir namaz. Bir okuyayım ki görün oraları ya. İmam, imam. Bütün Beni Adem'e imam diyor. Lan Beni Adem'e ne imam olsun? Sahabe imamdır. Bana nerede imamdır? Hadi tamam itikaden imam. Adem Aleyhisselam'a nasıl imamdır? Dinle orayı. Adem diyor, daha cennette yaratılmadan ruhla cennet arasındayken ben peygamberdim diyor. Allah Resulü bak, Risale'de şöyle geçiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam veya Risale-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Resul demek, beşeriyetin başladığından beriki süreç demektir. O zamanda da Resullük. Bütün Resuller onun müminleri. Risalet ise nübüvvetinin başladığı tarih. Peygamber Aleyhisselam, Nur-u Muhammed'i kainatın evvelidir. Nebili ise kainatın hatemidir. Ne peygamberlerin hatemidir son. Ama imam, 14 tane, kaçıncı asırdayız peygamberimizden sonra? 14 saf. Ondan önce de Adem Aleyhisselam Mekke'deki çoban. İlk insan, sonra insan. 7000 sene geçecek. Onların safı da 6 tane olsa, her 1000 sene bir saf. O da iç içe girmiş saf. Tek bir imam. Acayip bir şey. Bu niçin bunu anlattım kardeş? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam işitiyor gibi dinlemek. Ayağı değil bu doğru. 19. mektup bu söylediğim böyle araladım ehli tefekküre. Bir bakın 19. mektupta böyle bunları diyor. Belki o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim Ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi alete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Kur'an'ı, kardeşim Kur'an ustakla konuşuyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bana dedi ki, bana bak, manama dikkat et, akıllı ol. Başka bir ayet. 26. lema. Ne diyorsun Van kalesine çıktığında Ermenilerin harap ettiği şehre bakıyorsun. Beşir'in yazdığı bir sünni mektubun tarif olmasıyla. Ayet bana dedi ki diyor. Ayet diyor. Ayet canlı ve ruhludur be kardeşim. Bu Kur'an değil musaftır. Sayfalanmıştır. Farkı söyleyeyim arasındaki. Gençler olduğu için. Adam oturuyor hiçbir şey yok. Plağı çalıyor. Yaktın beni, pişirdin, köfte etti falan, at tak tak bir jilet deniyor. Ulan ne oldu bu adam? Niye jiletlendi? Jiletlenmiyorlar mı? Veya hiç en masum insan. Ya aç sana şu şeyi, açtın. Ah ulan ah. Niye dertlendi? Hayırdır? Ne oldu yani? Peki niye herkes farklı şarkıcıları seviyor? Adam müziğine, kelamına hissiyatını yüklemiş. O şarkıcının hissiyatına kimin hissiyatı yakınsa o şarkıcı damardır. Bacı tak 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 kesiyor. Çünkü onun kelamıyla onun hissiyatı geliyor, hissiyatım ortaya çıkarıyor. Batsın bu dünya diyor artık. Durdurun, el frene çekin ineceğim diyor. Niçin anlattım bunu biliyor musun? Bildiğiniz şeyle bilmediğiniz intikal edecek. Kur'an'ın kelamında da ilim, irade, kudret var. Allah var. Nasıl ki onun kelamında adamın hissiyatları var. Fikrimizi, adam fikrini, fikriyatını. Ya bu ses bindirmek artık normal be kardeşim. Büyük marketlerde kalem alacaksın, 100 liraya zor çıkıyorsun. Çünkü dın 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 müziklerin altında senin duymayacağın frekansta al almalısın, alman lazım, ihtiyaç duyuyor. Al, niye almıyorsun,
O sesi sen duymuyorsun, o şuur altı gidiyor. Cülüp diye iniyor. Ondan sonra o müzik şuura bakıyor, itiyorsun. Ama o musama etmiyorsun. Musama ötekisini duymuyorsun ki musamayı reddedesin. Tap diye şuur altına gidiyor. Onun için sesi sese bindirilmiş. İnsan 20 ile 20 bin frekans sesi duyar. Onun aşağısını yukarısını duymuyor. Ama var, onun için Rusya'da 7 tane televizyon kapatılmış. Türkiye'de kanallarda Coca-Cola'la da yapılıyor. Cinsellik resmi yüklenmiş o Coca-Cola'nın şeyinde. Coca-Cola'nın baktığın zaman o soğuk şey gösteren o beyaz şeyinde çıplak kadın var orada. Onun için Coca-Cola içenler de cinsellik zirve yapar. Devam, çünkü şuur altına devamlı pompalanıyor. Ve bırakamaz da. İçeme de bırakamaz. Çok zordur. İlle nikotin değildir. Çünkü şuur altına gönderen resimler var. Coca-Cola içme anında hemen o duygu gelir. Çünkü o duyguyla gönderilmiş. Reklamlarda onun üzerine bindirilmiş. Rus bile 7 kanalı kapatmış. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescitti ki, mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o Hitab-ı Semavi arzulara işittiriyorlar. Bu siyamda olan, siyamı okuyor. Oruçla alakası var mı bu cek buna? Özür mü? Oruç, yemek yemekle alakası yok. Siyam dedi zaten. Siyamı okuyor. Bak siyam neymiş yani? Ruhun orucuna bak. Arzulara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan nellezî unzile fihil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. Yani Kur'an ayı ezberlemişiz artık. Kur'an ayı artık basit kelime. Hayır. Kur'an ayı demek ruhsal bir boyuta, siyama geçip Kur'an'ı hissedip, mahsedip, zevk edip o Kur'an'ın hakikati olan, mahiyeti değil, lef-i muhafıza intikal etmeye gayret etmektir. Artık duyarsın Kur'an'ı. Kur'an'ı duyarsın. Nasıl ki vehmi duyuyorsun. Kur'an'ın konuşmalarını duyarsın. Kur'an konuşur seninle. Duygular gelir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Mesela pompayı koydun okuyun. Bak bak ne olacak. Nasıl böyle haller gelecek sana. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanının sair efratları, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddesede nefli suflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkin ise, meğer o delikleri açtın mı lap diye o halet de düşüyor aşağıya. Kapatıp katamadım. Ne kadar kapatırsanız binada o kadar emin olursunuz. Çatıyı atın. Çerçeveleri kapatın. Demir kapıyı kapatın. Binanın kapısını kapatın. Bu 4 tane kapıları kapatırsan 4 çepeyi içeride daha rahat olursun. İşte 4 tane şeyi kapattık. Abdestin farzı 4. Bedenin yolları 4. Kapatmak. Ne kadar çirkin ise o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler de o derece umum o alem-i İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Çünkü alem-i İslam dediğine göre mekansız bir hal demektir. Siyamda olan mekansızlığa giriyor zaten. Bu haleti kesbetmek zamansız ve mekansız bir hal kesbediyor oruç. Oruçta sağma, sağmda siyama. Ondan sonra da Kur'an'a taşıyor seni. Kur'an'a taşıyor. Yani şu, hem bedevi şeyle oruç tutan farklı hisseder artık nimetleri, eşeği. Seni farklı yere götürür. Ekmek, kuru ekmek ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun. Bir de en basit bu. Biraz uyanık olan, kitap tefekkür eden, sam da tutarsa, duygularına tutturursa, yani yememe içmeden hariç, gözün aramdan, kulağın aramdan, dilini aramdan,
mekanını haramdan, harama girmesen bu savdır, savm. Yani hayata tutturmak, duygulara uçturtmak savm. Gözünü, kulağını haramdan çekilmek. Yani adam gibi adamlarla oturmak. O da seni bir yere taşır. Sonra bu ikisinin açmış olduğu kanallar ruhta bir hassasiyet olur. Latifeler galyan eder, ortaya çıkar. Onlar da avcı gibidir, çanak anten gibidir, uydu dallak gibidir. Tamam mı? Ondan sonra misal. O ondan sonra onu avlar. Senin gözle göremediğin dalgalar avlar o. Televizyon ekranda gözüktüğü gibi hayatında da gözükmeye başlar. Bak onun avladığını ekranda gözüküyor. Güzel gözükmesi için televizyonun iyi olacak, programın iyi olacak, çanakın iyi olacak, yönün çok önemli olacak. Yön. Hayatın kıblesi oruçtur kardeşim. Hayatın kıblesi oruçtur. Oruç. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekünü leke ridaen ve li hakkihi eden bi adadi sevabi kıraati hurufil Kur'ani fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhaneke subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'te orucun, savmın ve siyamın tutmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Tutmayanlara tutmasını nasip eyle ya Rabbi. İslam'a ve Kur'an'a düşmanlık yapanların içerisinden İslah'a kabul olanları İslah eyle ya Rabbi. İslah'a gayri kabul olanları Kahhar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, erva habiselerin vesile olduğu depresyon, panik atak, sıkıntı ve buhran gibi şeyleri ehli imanın hasreten nur talebelerinden kaldırmayı nasip eyle ya Rabbi. Onların yerlerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye ortaya çıkmasına vesile olan erva aliyeleri nasip eyle ya Rabbi. Evlerine Kur'an'ın ve Risale-i Nur'unu hakim eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi, insi ve cinli şeytanların şerinden sema ve arzı afatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Bize kim nasıl dua ediyorsa onlara öyle muamele eyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tetemassalavat.